Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Evet, şu anda 10. ünite milli gelir. Evet, milli gelirle başlıyoruz. Burada ne yapıyoruz? Makroekonomiye başladık şimdi. İşte döngüsel atım sanatı, büyülü muhasebe kavramlarından bahsedeceğiz. Ve de son zamanlarda gündemin en önemli konuları, hani haberleri okuyorsanız, dinliyorsanız, hani büyümenin eksik büyüme olduğunu biliyoruz. Enflasyondan müzdaribiz, işsizlikten müzdaribiz değil mi? Bunları tartışıyoruz devamlı, yani bildiğimiz şeyler. Piyasada. Ama biz de bunları daha böyle hani iktisatçıların gözüyle ne demek istiyoruz? Bunları anlamaya çalışacağız. Bunlara yavaş yavaş temasla bulunacağız. Şimdi makro konularla alakalı olarak makroekonomiye geldik. İlk başta ilk dersimizde makroekonomiyi kısaca tanımlamıştık ama galiba burada bir tekrarı var. Ne yapıyoruz? Ekonomiye bir bütün olarak bakıyoruz. Makro iktisat milli gelirin belirleyicilerine odaklanmakta, toplam tüketim yatırım gibi büyüklüklerle ilgilenmekte, tek tek fiyatları değil genel fiyat düzeyinde ilgilenmekte. Hani az önceki derslerimizde örneklerde işte konfet fiyatıydı, hamburgerin fiyatıydı, pirzolanın fiyatıydı gibi bütün şeylere bakıyorduk ama belli piyasalarda. Şimdi ne yapıyoruz? Ülke düzeyinde bakıyoruz. Genel. Ülke düzeyinde bütün fiyatların ortalamaları mesela. Çok daha böyle genel. Hani daha böyle fiyatlar daha değişik olacak. Genel. Yani ülke bazında her şeyi topluyoruz. Dolayısıyla hani makro düzeyde talepten bahsederken bir ürünün veya bir hizmetin talebinden bahsetmeliyiz. Neden bahsedeceğiz? Ülke bazında bütün toplam talepten bahsediyoruz. Anladın mı? Yani bayağı böyle bir toplama işlemleri yapıyoruz. Ülke düzeyine çıkarttırıyoruz olayları makroya geldi. Onun için genel fiyat düzeyi bizim için önemli oluyor. Şimdi burada bizim 3 tane önemli ilgi alanlarımız var. Büyüme. Büyüme gelir ve üretimde artışı daha ziyade ele alıyor. Hani zaten üretim artarsa gelir de artacak. Tamam mı? Bununla alakalı. Tabii bu büyümeyi etkileyen konjonktürel dalgalanmalar var. İşte bu konjonktürel dalgalanmalar hani kriz tarihi duyuyorsunuz ya, ekonomik kriz çıkıyor. Birden dolar kur değişince durum birden değişiyor falan. Bunlar konjonktürel dalgalanmalar. Konjonktürel dalgalanmalar başka bir ülkedeki ekonomik bir ani değişimden kaynaklanabildiği gibi politik durumlardan da kaynaklanabilir. Hani veyahut da jeopolitik durumlardan kaynaklanabilir. Ne bileyim bir yerde bir savaşın patlak vermesi gibi. Tamam mı? Veyahut da aniden işte bu sıralarda Trump'ı çok duyuyorsunuz. Trump birdenbire çıkıyor, ben Çin'e diyor gümrük şey yapacağım. Vergileri %50 arttıracağım gümrük vergilerini. Bütün dünya piyasaları etkileniyor bunlar. Bunlar böyle hani dış etkenler falan böyle. Bunlar ne yapıyor? Konjonktürel dalgalanmalar da yapabiliyor yani. Bunlar da tabii büyümeyi olumlu veya olumsuz etkileyebilir duruma göre. Konjonktürel dalgalanmanın ne olduğuna bağlı. İşsizlik ve genel fiyat seviyesi. Genel fiyat seviyesindeki değişimleri de biz enflasyon veya deflasyon tabirleriyle açıklıyoruz. Enflasyon genel fiyat seviyesinde sürekli yükselme, deflasyon ise düşme şeklinde tanımlanıyor. Tamam mı? Bunların şimdi detaylarını açacağız. Bunlar hani bizim ilgilerimizin ne olduğunu göstermek anlamında burada gösterilmiş durumda. Şimdi makroekonomiyle alakalı olarak birazcık geçmişe gittik. Ortaya çıkması dedik. 1929'da başlayan, 30'lu yıllarda yaşanan büyük buhran dönemine başlıyor. Yani aslında iktisat bir bilim olarak var. Hani tam Adam Smith'ten de bahsetmiştik. İktisadan bilim olarak ilk defa hani onu referans gösterirler. Adam Smith'in hani milletlerin zenginliği kitabından bahsetmiştik ilk dersimizde. Ama Adam Smith'ten sonra çok önemli birisi daha var. John Maynard Keynes. John Maynard Keynes de bu 1920'li ve 30'lu yıllardaki büyük buhran döneminde yaşayan ve o dönemi takip eden
1936'da yazdığı İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi adlı kitabıyla iktisat bilimine damgasını vuran önemli isimlerden birisi John Maynard Keynes. Makroekonomi deyince John Maynard Keynes'i mutlaka bileceğiz. Tamam mı? Tabi kitabının İngilizcesi Employment, Interest and the General Theory of Money, İngilizce olarak söylersin. Türkçesini buraya kitabını şey yapmışız. Şimdi bu Keynes'in ne diyoruz? Makroekonomi önemli öncüsüymüş. Ve burada önemli fikirlerinden bir tanesini söylemişiz. Durgunluk dönemlerinde devlet harcamalarının artmasıyla ekonominin canlanacağını öne sürmüş. Bunları ileriki derslerimizde daha da açacağız. Geriye dönelim, bu buhrandan bahsedelim. Bu buhran, yani büyük bir ekonomik kriz olmuş 1929'da. Bütün dünyada, hani Amerika'da olmuş, Avrupa'da olmuş, Türkiye bundan etkilenmiş, Çin'de olmuş, her tarafta olmuş. Bu büyük bir buhran olmuş 1929 yılında. O kadar büyükmüş ki bu buhran, bayağı olumsuz etkiler yaratmış. Bilmiyorum, hani şimdi burada örnekleri açalım mesela. İşsizlik %25 o dönemde. Yani her 4 kişiden bir tanesi işsiz. Şu anda Türkiye'de işsizlik kaç? %13 civarlarında. Tamam mı? Şimdi biz bunda ağlıyoruz %13'te. Düşünün %25 bu yıllarda. Bayağı büyükmüş. Tabii bu buhran ortaya çıktığında hani devletler bu buhrandan kurtulmak için çareler aramış. Ne yaparız acaba bu olumsuzluktan nasıl kurtuluruz diye çareler aramış. Ama maalesef o çareleri ararlarken yanlış adım atmışlar. Mesela bu buhran çıktığında devletler korumacı politika takip etmişler, gümrük vergilerini arttırmışlar. Gümrük vergileri arttığında ne olur çocuklar? Şimdi ben mesela bir ülke olarak gümrük vergisini yükseltirsem ne olur? Benim ithalatımda azalma olur değil mi? Ticaret durar, yani uluslararası ticarette durgunluk olur. Ticaret durursa uluslararası alım satımlarda azalma meydana gelecek. Azalma meydana gelince o zaman ben niye üreteyim ki? Üretmem. Halbuki benim üretmem lazım ki ekonomi büyüsün. Yani gümrük buharlarını arttırmak yanlış bir politika. Hani ülkeler koruyor, kendini korumak için gümrük duvarını yükseltiyor ama yanlış adım atıyorlar. Çok yanlışlıklar yapılmış bu buhran döneminde. Yani ülkeler bayağı yanlış yapmış. Yani gümrük duvarlarını arttırma, işte paranın arzıyla alakalı yine yanlış adımlar atmışlar. Paranın arzını arttıracaklarına paranın arzını kısmışlar falan. Böyle bunun gibi böyle hatalar işlemişler. İşte bu hataları işledikleri için bunun daha da kötü olmuş. Bu zamanlar dünyada bu durum daha da kötü olmuş. İşte John Maynard Keynes çıkmış, demiş ki ya bir dakika ne yapıyorsunuz siz demiş. Yazdığı kitapta bu buhrandan çıkışın reçetesini vermiş. Şöyle yapmamız lazım, böyle yapmamız lazım. O anlamda çok önemli John Maynard Keynes anlamı. Burada hani ben kısaca durumun bir şekilde geçiş yapayım. Tamam mı? John Maynard Keynes'in o zaman yazdıklarını anlamak çok önemli. Çünkü o zamandan sonra bunun verdiği reçeteyi uygulayınca hükümetler buhrandan çıkış başlamış. Buhrandan yani o krizin olumsuz etkilerinden kurtulma başlamış. Ve işte en önemli şey devlet harcamalarının arttırılması ekonomik canlanmayı arttırabilir. Ben bunu bir başka şekilde de söyleyebilirim. Demiş ki ben Mahmut Keynes, hani harcamaları arttıralım, talebi canlandıralım. Özel kişilerin talebi, yani senin benim gibi özel kişilerin talebi yeterli değil. O zaman ne yapalım? Talebi canlandıralım. Ne yapalım? Özel kişilerde gelir yok, buhran olmuş. Onlar alamıyor, satın alamıyor. O zaman devlet gelsin, talebi arttırsın. Nasıl arttırsın? Devlet yol yapsın, köprü yapsın, baraj yapsın, işte fabrika kursun, bilmem ne kursun. Talep arttırsın. Yani devlet talebi arttırsın. Hani bunları yaparak. Devlet bunları yapmak için ne yapması lazım? İşçileri istihdam etmesi lazım, değil mi? İşçi istihdam edince gelir kaynağı olacak bu bir takım insanlara. O işler gelire sahip olunca da onlar harcama yaparak talep canlanacak. Yani devletin ilk canlandırdığı talep ardından kişilerin talebini de canlandıracak.
O zaman ne olacak? Ekonomi tekrar talep arttığı için üreticiler üretmeye başlayacak falan. Ekonomi canlanacak. Yani Keynes'in aklında böyle şeyler var. Bunlara daha sonra detaylarıyla gireceğiz. Şimdilik bu kadarlık yeter diyelim. Şey. Şimdi döngüsel akımdan bahsedeceğiz. Hani önceki döngüsel akım. İşte makroekonomik analiz birbirini etkileyen birçok şeyin aynı anda gerçekleştiği durumları açıklıyor. Senin verdiğim örneklerde de gördünüz değil mi işte? Devlet yatırımlarını arttırınca işçilerin geliri artıyor, işçilerin geliri artınca işçilerin mal ve hizmet talepleri artıyor gibi böyle birbirini zincirleme etkileyen olgulardan bahsediyoruz burada. Evet, bu analizde biz ekonomik bilimleri yani hane altı, firma, devlet ve dış alem yani dış piyasa değil mi? Yani dış piyasa deyince de hani ithalat ve ihracatı anlayacaksınız. Bunlardaki mal ve hizmet piyasası, emek ve sermaye piyasası etkileşimlerini göstererek başlıyoruz. Döngüsel gelir harcama akım şeması demişim, birimler arasında gerçekleşen ödemeleri ve kazanılan gelirleri gösterir. Bakın burada döngüsel akım. Temikler sizde bir tane akım böyle bir şama göstermiştik değil mi? Hani ne piyasalarıydı onlar? Hani faktör piyasaları bir de mal ve hizmet piyasaları yani. Temikler sizde gösterdi. Bakın şimdi aynı benzer şey var ama bu sefer daha değişik bir şey var. Bakın burada hükümet var. Yani aktörlerde bir tane daha aktör ekledi. Az önceki dersimizde hane altıyla firmalar vardı. Şimdi ne yaptı? Hükümeti devreye soktu. Değil mi? Hükümeti devreye soktu. Şimdi gene bakın mal ve hizmet alımları burada. Yani burası o mal ve hizmet piyasaları. Şurası da ücret, faiz, bekar. Burası da şeylerin piyasaları. Yani faktör piyasaları. Çünkü burada faktör piyasaları. Burada da mal ve hizmet piyasaları. O deminki grafiğe referans yaparak. Değil mi? Var. Ama başka şeyler daha var. Bir hükümeti koyduk, bir dış dünyayı da koyduk. Bir de burada bir başka faktör, yani diğer ülkeler. Şimdi diğer ülkeler olunca şimdi bu sefer hane halkı sadece yerli üreticilerden hani mal ve hizmet talep etmiyor. Aynı zamanda dış dünyadan da mal ve hizmet talep ediyor. Değil mi? İthal ediyoruz. Ama biz aynı zamanda üreticiler de sadece yerli halka mal satmıyor. Ama aynı zamanda dışarıya da mal satıyor. Değil mi? Dolayısıyla burada bütün bunları daha bir şekilde görüyoruz. Tabii hükümetler de burada devreye girmiş. Hükümetler de ne yapıyor şimdi? Yani firmalardan vergi alıyor. Hane altından da vergi alıyor. Ama hükümetler de aldıkları vergilerin karşılığında bazı hizmetler sunuyor. Hem firmalara hem de hane altına. İşte firmalara bazı hizmetler sunuyor. Değil mi? Hükümetler, hani kanunlarla, bilmem ortamlarla, şunlarla, bunlarla veyahut da firmalara bazen hani kolaylıklar sağlıyor. Ucuz yatırım kredisi gibi, değil mi? Bazı firmalara subvansiyon yapıyor, değil mi? Mali destek veriyor falan, değil mi? Böyle şeyler yapıyor. Bizler de vergi alıyor onun karşılığında, pardon, nerede? Bizler de vergi alıyor hükümet ama onun karşılığında hükümet ne yapıyor bize? Yol yaparak, işte başka şeyler yaparak değil mi? Sağlık kuvvetleri, şu bulunan eğitim, askeri müdafaa anlamında değil mi? Güvenlik anlamında, polis anlamında değil mi? Üstün hizmetler de bize dönüş yapıyor. Hizmetler dönüş yapıyor. Şimdi burada bununla ilgili döngüsel akım şaması görüyorsunuz. Hani gözünüzde bunu canlandırabilirsiniz. Yani şimdi aktörlerimiz çoğaldı, değil mi? Evet, bu grafikte. Şimdi burada hane altını ve firmaların işte neler yaptığını birazcık açıkladık zaten. Şimdi burada da benim dikkat etmek istediğim devlet vergileri ve devlet de transfer ödemelerinden yararlanır diye bir cümle var. Bu transfer ödemelerini birazcık açmak istiyorum. Transfer ödemelerinden kasıt devlet de şudur. Devlet için söylüyoruz bunu. Transfer ödemelerinden kasıt şudur. Devlet bu ödemeyi karşılıksız yapıyor. Mesela hani fakir bir aileye yardım için devlet ne yapıyor? Karşılıksız para veriyor. Değil mi? Bu aile fakir. Buna karşılıksız para veriyor. Veya işte Allah korusun deprem geçenlerde oldu. Depremden birilerinin bir yıkması, afet oldu. Ne yapıyor? Ona devlet maddi destekte bulunuyor. Yardım yapıyor. Hani karşılığında bir şey istemiyor. Yani karşılıksız verilen devlet harcaması. Yani devletin yaptığı harcama ama karşılığında devlet bir şey istemiyor. Böyle olursa biz buna transfer ödemesi diyoruz. Ha devlet tabii
bir hizmet yapıyor, yol yapıyor ama karşılığında bir şey istiyor bizden. Ne istiyor? Geçenden yol parası aldı. Değil mi? O transfer değil yani. Karşılığında bir şey istiyorsan veya sağlık hizmeti veriyor ama hastaneye gidip para ödüyorsun. Az da olsa. Değil mi? Para ödüyorsun yani. Karşılığında bir şey veriyor. Karşılığında bir şey olursa o zaman değişik. Ama transferden kastımız bizim karşılığında bir şey istenmeden devlete yaptığı harcama. Yani makroekonomide emekli maaşları da bu kategoride değerlendiriyor. Yani emekli maaşları da artık karşılığında emekli maaşı alanlar onun karşılığında devlete hiç çalışmada bulunmuyor. Ama mesela tabii emekli maaşı almayan devlet memuru değil mi? Çalışıyor devlete karşılığında var maaşı. Değil mi? Ama emekli olunca artık maaşını alıyor, devlete hiçbir şey çalışma katkısı yok. Değil mi? Bunun gibi. Anlaştık mı? Burada evet bunların açıklamaları yapılmış. Devletten bahsettik, dış dünyadan birazcık bahsettik, ferhat ihaleler diye. Şimdi aşağıda verilen ihalelerin doğru mu yanlış mı olduğunu belirtiniz diye bu sorular var. Bunları da size bırakın. Bunları okuduktan sonra bu soruları yapıyorsunuz. Şimdi gelelim milli gelir konusuna yavaş yavaş. Hani sırasıyla aldık. Bir sürü konu var ya. Enflasyon, gani, neyli başka, işsizlik falan. Ama onlara gelmeden önce bu milli gelir konusuna geldik. Şimdi milli gelir konusunda şöyle bir şey diyor. Ülkelerin zenginliklerini ölçmek için toplam gelir hesabı yapılır. Bunlardan en önemlisi gayri safi yurt içi hasıla. Bunun baş harfi gayri safi yurt içi ayrı yazıldığını düşünürsek içi bir de hasıla diye. Bu gayri safi yurt içi hasıla dediğiniz gibi de bileceksiniz. Gayri safi yurt içi hasıla. Bir de bu içini kaldırıp İsmi kaldı, gayri safi milli hasılar diye bir tanımlama var. Daha sonra safi net milli hasılar, bu sefer de başka bir harf daha kalkmış, SMH olmuş değil mi? Sonra milli gelir, kişisel gelir, bir de harcanabilir gelir diye bir takım kategoriler var. Bunları anlamaya çalışacağız. Evet, şimdi burada geldik, gayri safi yurt içi hasılanın tanımını yapıyoruz. Neymiş bu tanım? Belirli bir dönemde ülke sınırları içerisinde üretilen nihai mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları ifade edilen değeri. Tamam buymuş. Belirli bir dönem. Bu dönem ne olabilir? Mesela bir sene olabilir. Bir çeyrek olabilir yani üç aylık dönemler. İşte Ocak, Şubat, Mart birinci dönem. İşte ondan sonra ne oluyor? Nisan'dan istedilen ikinci dönem gibi. Üç aylık dönemlerden çeyrekleri. Değil mi? Dönemler olabilir. Belirli bir dönem içerisinde ülke sınırları içerisinde, bu Türkiye ise Türkiye sınırları içerisinde diyebilirsiniz. Değil mi? Üretilen nihai mal ve hizmetler. Bakın burada önemli olan kelime nihai mal ve hizmet. Nihai yani son. İşte bu nihai mal. Su. Sırma suyu. Bu nihai mal. Bunun işlemi bitti bu iş. Değil mi? Bu nihai mal. Nihai malın karşılığında o nihai malı olmayan bir örnek verelim. Ara mal. Mesela bir arabayı imal ederken ara malı ne lazım? Çelik lazım değil mi? Araba imalatı. Çelik ara mal. Başka ne lazım arabaya? İşte koltuklarının döşemesi için kumaş lazım. O ara mal değil mi? Yani bunun gibi. Bunlar ara mal. Nihai mal değil. Çünkü o yani ara mal. Ama araba üretildikten sonra arabayı siz satın aldığınızda o nihai mal. Anlaşıldı mı? Yani demir çeliği saymıyoruz. Nihai mal da yani arabayı sayıyoruz değil mi? Anlaşıldı mı? Nihai mal önemli. Yani şimdi genellikle bir yıl ya da çeyrek yıl. Ülke sınırları içinde Türkiye'de faaliyetli olan yerli ve yabancı bütün üreticilerin hasılası yani gelirleri. Bakın hani Türkiye'de yabancı firmalar da fabrika kurmuş olabilir. Değil mi? Onlar da dahil. Çünkü ülke sınırları diye tanımlıyor. Nihai tamamlanmışlığı açıkladık birazcık. Ara mallar hariç. Neden ara malları da sayarsak olmaz. Hani ben şimdi çeliği saydım diyelim. Hani kumaşı da saydım arabanın koltuğundaki kumaşı da saydım. Sonra bir de arabayı da saydım. Bir de arabanın içinde zaten var iki kere saymış oldum. Hani nihai malın esas aldığı sebebi hani çifte sayımı önlemek. Tamam mı?
Sonra piyasa fiyatlarıyla ifade edilen, ha burada piyasa fiyatlarıyla ifade edilen diyoruz yani. Bunu da birazcık açmışız. Mesela ev temizliği, yemek pişirme gibi faaliyetler piyasada fiyatlanmadığı için bu gayri safi yurt içi hasılanın içerisinde yer almıyor. Aslında mesela araba üretmek, evet arabayı üretiyoruz, piyasada satıyoruz, piyasa fiyatlarıyla ifade oluyor. Suyu piyasada satıyoruz, değil mi? Piyasa fiyatlarıyla ifade oluyor. Ama şimdi de mesela evde diyelim ben yemek pişiririm. Yani piyasada altısı satılmak için benim yemek pişirme şeyim. Halbuki bana yemek pişirmek için neler yapmadım ki? Değil mi? Soğanları doğradım, domatesi işte ne yaptım diyelim. Ben domatesleri de doğradım, işte salçayı koydum, işte ısı olarak, girdi olarak ocağı yaktım, doğal gazımı kullandım, değil mi? Zamanımı koydum, işte zeytin pişiriyorsam artık o malzemeleri de koydum, patlıcan, patates neyse artık, değil mi? Bir sürü şey yani, her iş yapıyorum. Ama onları ben yaptıktan sonra kendim afiyetle yiyorum, pişirdim evde, yiyorum. Ama ben bunu piyasada satmadığım için bunun bir piyasa değeri yok. Ben bu bahsettiğim yemeği dışarıda bir lokantada yemiş olsaydım bir piyasa değeri olacak. Lokantadaki evet, lokantadaki yemek gayri safi, yurt içi hasılanın içerisinde ama evde pişirdiği yemek yok. Orada benim koyduğum yemek, benim koyduğum gayret onlar yok. Değil mi gayri safi, yurt içi hasılanın içerisinde? Ama ne var? Hani ben evde yemek pişirmek için soğanı satın alacağım ya, soğan. Zaten soğancıdan satın aldığın zaman o giriyor yani bir şey için. Tamam mı? Hani domates girdi satın aldım. Ama ben ondan sonra evde yaptığım bütün işlerden benim emeğim yok karşı. Değil mi? Ama lokantacı olsaydı aşçının emeği giriyordu. Anlaşıldı mı? Bu, şimdi tabii bu bazen sorun oluyor. Çünkü biz bunu ülkenin zenginliğini ölçmek anlamında kullanıyoruz. Ama bazı değer katkıları var. Yani evde yapılan üretkenlik önemli bir değer. Bu aslında dahil edilmemiş. Çünkü dahil edilmemesi senin bunu ben nasıl ölçeceğim ki evde yapılanları? Yani ölçmesi zor. Onun için dahil edilmiyor. Aslında dahil edilmiş olsa daha güzel bir şey ortaya çıkacak. Tablo ortaya çıkacak. Değil mi? Bunları dahil edemiyoruz. Bunun gibi mesela çocuk yetiştirme. Doğmuş yeni bir yalnız tarzı bunun geldiği yetişkinlikleri çağa kadar anne babalar buna bir süre evvel kalmıyor, yetiştiriyor. Öyle kolay değil mi? O çocuk yetiştirmenin hiçbir katkısı değeri yok yani. Değil mi? Evet, bunu anladık. Şimdi burada gayri safi tutacağı hasılanın hesaplama yöntemlerinden bahsediyoruz. Birkaç tane hesaplama yöntemi var. Önce katma değer üzerinden bahsedeceğiz. Şimdi ne diyoruz? Üretimin her bir aşamasında ortaya çıkan katma değerleri toplayarak nihai satışın değerini bulacağız. Burada bir örnek vermiş. Örnek üzerinden gidelim. Ne demek istiyoruz katma değerleri? Üretimin aşaması. Bir galon benzin demişiz. Ama galon nedir? Amerikan birimi. Değil mi? Litre değil de galon. Bir galon yaklaşık 3.7 litre eder. Hani bakarsın sözlükten tam ne kadar bir olduğuna. Hani o kadar yani. 4 litre diyebilirsiniz yuvarlak yapmak isterseniz. Tamam mı? Bir galon. Evet, bir galon benzin üretimindeki katma değere bakalım. Şimdi tabii şu, hani benzin 4 liraya satılıyor ya piyasada. Dolar cinsinden yapmışız. Bu Amerikan şirketini kullanmıyor. Dolar cinsinden yapmışız. Yani 4 dolar. Ama bu tabii benzin arabaya doldurduğun zaman nihai satış. Şimdi bu 4 doları sayıyor. Ama öyle yapmak yerine şöyle de yapabiliriz. Hani petrolü ilk çıkardığında petrol sondajı demişim. Maliyeti 3 lira olsun örnek. Sonra sondaj hani ham petrol yani bu. Ham petrolün maliyeti 3 lira. Sonra ben bu ham petrolü biraz işlemişim. Rafine olmuş. Rafine petrol olmuş. İşledikten sonra 3.30 olmuş galonu. Değil mi? Galonu 3.30. Sonra işledikten sonra ben bunu satmak istediğim yere tankerler taşımışım. Taşımalardan sonra onları da ekledikten sonra ne olmuş? Yandan ters geldi ha. Şöyle 3.60 oldu yani. Çünkü bakın şurada 3.30 oldu. Şurada önce 3'ü yazdık sonra 30 kuruş artı 30 kuruş yazdık. Sonra
30 kuruş daha arttı, 30'u da toplayınca 3.63 atmış oldu. Sonra 40 kuruş daha arttı, burayı 4.63 atmış kadar. O da ne oldu? Para geldi satış, yani en son satış oldu değil mi? Oldu. Şimdi bakın, şurada katma değerleri toplarsanız 3 artı 30 artı 30 artı 40. Bunlar 4 liraya gidiyor. Değil mi? Veyahut da burada sadece son satışa bakarsanız 4 liraya gidiyor. Değil mi? Ya şunu alacaksınız, ya da şu katma değerleri toplayacaksınız. Değil mi? Yani toplarken. Şimdi ekonomik yapıldığı ölçüde toplam satışların değerini kullanacağız. Yani 4'ü veyahut da katma değerleri toplayarak yapacağız. Bu tane ürünlerden bir tanesi, bir sürü ürün olduğunu düşündük. Her gün için bunu yapmamız lazım. Şimdi, gayri safi yurt içi hasılalar sadece yeni ve cari üretimle ilgili. Eski üretim bunun içinde yer almaz. Zaten üretildiği zaman sayılır. Otomobilden örnek vereyim, ne demek istiyorum? Yani ben şimdi araba satışçısına gittim, 0 kilometre, arabayı yeni satın aldım. Bu gayri safi yurt içi hasılanın içerisinde var. Bir de şöyle yaptığımı düşünün, araba belediyesine gittim, kullanılmış araba satın aldım. Hani 8 yaşında kullanılmış bir arabayı satın aldım. O benim için bir tüketim ama aslında onu ben saymamam lazım. Neden saymamam lazım? Çünkü ben o arabayı üretildiğinde sıfırken saydım. Kullanılmışı saymıyoruz. Anlaşıldı mı? Neymiş kullanılmış araba? Kullanılmış giyecek, kullanılmış mobilya, başka bir sürü örnekler bunları saymıyoruz. Burada demek istediğimiz bu. Eski üretim bir saymıyoruz. O üretildiği zaman sayılır. Tamam mı? Sonra malların veya paranın yer değiştirdiği ancak herhangi bir yeni mal alımının üretilmediği işlemler burada yer almıyor. Bunlar tanımlamalar. Yani bunlar hesaplar tanımlara dikkat ediyoruz. Ülke basıcı onlara. Şimdi şurada bir cari kelime diye bir kelime geçti ya. Şimdi cari ile reel diye bunlar arasında bir takım da ayrımlar yapmış. Yeni bir takım da ayrımlar. Cari Arapça kelime. Bunun daha Türkçeleşmiş güncel kelimesi nedir? Cari'nin Türkçe kelimesini bilen var mı? Güncel ağzından çıktı zaten. Güncel fiyatlar. Güncel değer. Cari yani bugün. Şu anda geçerli olan bu güncel. Bu yılki. Eğer yılsa bu yıl. Günse bu gün. Yılsa bu yıl. Tamam mı? Güncel. İngilizce'de current diyorlar güncellerine. Cari. Tamam mı? Şimdi ekonomide büyüme olup olmadığını araştırmak için nominal, yani nominal aslında cari demek. İngilizcesi nominal bile. Nominal. Gayri safi yurt içi hasıla yanlış fikir verebilir diyoruz. Bak nominal yani günceye bakmayacağız. Bugün değere bakmayacağız. Yanlış. Çünkü bir yıldan bir yıla üretim miktarı değişmese de fiyatlardaki artış yüzünden nominalde artış gözükebilir diyoruz. Fiyatlardaki artıştan dolayı. Yani aynı miktarda üretsek bile fiyatlar arttığı için nominal değişik çıkabilir diyoruz. Bunu örneğini rakamlarla yapınca anlayacağız. Tamam, şimdi cümleyi aklınıza durun. Şimdi reel ise temel bir yılın piyasa fiyatlarıyla ölçülen gayri safi yurt içi hasılası olacak. Ve yani nominal yerine reali kullanmaya ve reale önem vermeye, reali daha açacağız birazdan. Şimdi iki ayrı yılda üretilen bazı hizmetler temel bir yılın fiyatlarıyla ölçülür ve karşılaştırılır diyoruz. Bunlar şimdi cümleler. Bunları birazcık rakamlarla açarak açıklamaya çalışalım. Ne demek istiyoruz? Kafanız karışmasın fazla. Evet, şimdi burada güzel bir örnek var. Şimdi basitleştirmek anlamında 3 tane ürün kabul ediyoruz. A, B, C, M. Aslında biz Türkiye'de bizim ürettiğimiz ürünleri saysanız, hizmetleri saysanız dinler. Değil mi? Ama biz hani size anlatmak anlamında 3 tane ürün. Yani ülkede 3 tane ürün ürettiğimizi kabul ediyoruz. A malı, B malı, C malı. Tamam mı?
Sonra iki tane yıl aldım. Belli bir dönem diye yıl aldım. Yıl bir, yıl iki. Burada miktarları gösteririz. Miktarları büyük büyük, yani birinci yılda üretilen miktar, ikinci yılda üretilen miktar. Burada miktarları yazdık. Basit rakamları kullanmışız. 6 demişiz. Hani 6 milyon diyebilirsiniz, 6 milyar diyebilirsiniz. Hani rakamlar basit olsun değil mi? Hesap yapabiliriz. 6, 11, 7, 4, 12. Bunlar miktarları söylüyor. Sonra diğer almanın birinci yıldaki fiyatını H1'le gösterdik. A malının birinci yıldaki fiyatı 50 kuruş. B malının birinci yıldaki fiyatı 30 kuruş. C'ninki de 70 kuruş. Anlaşıldı mı? Veya dolar. Burada dolar mı kullanmış? Dolar. Yani kuruş değil mi? He? Sonra bu A malı için, B malı için aynı şekilde ikinci yıl, bir sene sonrası yani değil mi? İkinci yılda fiyatlar değişmiş. 50 kuruştan bu 40'a düşmüş, bu 30'dan 1'e çıkmış, bu 70'ten 90'a çıkmış değil mi? Birisi düşmüş, diğerleri ağzından farkmış değil mi? Böyle görüyorsunuz. Şimdi, birinci yılın fiyatı, ikinci yılın fiyatı. Birinci yılın miktarı, ikinci yılın miktarı. Burada da mallar var. Anlaştık mı? Şimdi, birinci yılın gayri safi yurt içi hasılasını hesaplayalım. Ne yapacağım ben? Piyasa değerini bulacağım değil mi? Tanımlar hep piyasa değerini bulacağım. O zaman fiyatla miktarı çarpacağım. Birinci yılın fiyat, miktarı kaç? 6. Fiyatı 50 kuruş. 6 kere 50 kuruş kaç yapar? 3 yapar değil mi? Çarpı buraya yazdım mı? Yazdım. Sonra 7 ile 30 kuruşu çarptım. 2.10 yazdım. Sonra 10'la 70 kuruşu çarptım, 7'yi yazdım. Değil mi? Sonra bunları topladım. Bunlar malın nihai, değil mi? Üretilen malların toplam değerleri, piyasa değerleri bunlarmış. Bunları topladım. 3 tane mal ürettiğimiz için ülkede toplamda 12-10 üretim yapmış. Değerli üretim olmuş değil mi? Yani birinci yıl üretim değeri kaçmış ülkeler? 12-10 çıkmış. Burayı anladın mı? Şimdi bu, bakın P1 ile Q1'i çarparak yaptık yani. Şimdi bir de ikinci yıl için yani Q2 ile P2'yi çarparak yapalım. Değil mi? O nerede? P2 ile Q2 şurada var. Son kolumda değil mi? Şimdi buna bakalım. 11 çarpı 40 kuruş 4 kuruş en sonunda değil mi? Sonra 4 çarpı 1, 4, 12 çarpı 90 kuruş, 10.80 değil mi? Sonra bunları topladınız. Bu da ikinci yılın fiyatlarıyla üretimin değeri. Değil mi? İkinci yılın fiyatlarıyla üretimin değeri. Yani birinci yılın fiyatlarıyla üretimin değeri 12.10, ikinci yılın fiyatlarıyla üretimin değeri 19.20 çıktı. Değil mi? Bunu gördük. İşte bu her ikisi de nominal gayri safi yurt içi hasıla. Bu birinci yılın nominal gayri safi yurt içi hasılası. Şimdi ikinci yılın nominal gayri safi yurt içi hasılası. Yani üç tane ürün olunca kolay bir yapmak. Ama binlerce ürün olursa o zaman daha zor. Ama biz bunu da yapıyoruz yani. Burada yapmıyoruz, burada yapmıyoruz da hani Türkiye'de büyük bir kurum var. Türkiye İstatistik Kurumu. O kurum bu işi yapıyoruz. Tamam mı? Neymiş o kurum bir şey yapıyor. Ve bunları bize yayınlıyor, yayınlaştırıyor. Şimdi, bunu gördünüz. Basitleştirilmiş bir şekilde bunu nasıl yapmamını burada anlattık. Şimdi başka bir şey daha yapacağım. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Bakın, şu baştaki ile sondaki değil de şu. B1 ve Q2'yi çarptım. Birinci yılın fiyatlarıyla ikinci yılın miktarlarını. Burada ise ikinci yılın fiyatlarıyla birinci yılın miktarlarını. Değil mi? Şimdi farklı şeyleri çarpmış olsun. Anlaşılır mı şimdi? Ha, ben burada birinci yılın fiyatlarıyla ikinci yılın miktarını çarptarsam eğer, değil mi? Şuradaki gibi. O zaman ne olacak?
Yani nerede birinci yılın fiyatı ve ikinci yılın miktarı. Yani 6 ile nerede bakıyorum? Yani şununla şunu çarpıyorum, değil mi? Birinci yılın fiyatı, ikinci yılın miktarını çarpıyorum. Onu çarptın mı? Ne oluyor? 11'in yarısı 5,5 değil mi? Böyle bir şekilde bunları hesapladım. Diyelim. Ondan sonra da topladım. 15-10 çıktı burada. He. Ben bakıyorum diyorum ki eğer fiyatlar değişmemiş olsaydı, fiyatlar aynı ya, eğer fiyatlar değişmemiş olsaydı ikinci yılda ürettiğim ürünlerin toplam değeri 15-10 ama birinci yılda ürettiğim fiyatların toplam değeri 15-10 eğer fiyatlar değişmemiş olsaydı benim ürettiğim malın değeri bu olacaktı. Değil mi? Öyle değil mi? Ama fiyatlar değiştiği için ürettiğim malın değeri bu. Nominalle ölçerseniz daha fazla çıkıyor değer. Ama burada ölçerseniz daha düşük çıkıyor. İşte burada reel ölçüm var. Bu gerçek, reel ölçüm. Neymiş? Çünkü biz üretimi ölçmeye çalışıyoruz. Değerini değil. Değerinde bir değişme, fiyatta bir değişmeler meydana geliyor. Arttığına göre demek ki enflasyon varmış. Değil mi? Hani biz üretimi ölçmeye çalışıyoruz. Onun için reale odaklanıyoruz. Anlaşıldı mı? Burada bunu göstermiş oluyoruz. Yani bu şekilde. Hani burada böyle yaptık. Hani birinci yılın üretimini birinci yılın fiyatlarıyla yaptık. Veyahut da şöyle de yapılabilirdi. Mesela şunun tartışmadı. Burada ikinci yılın fiyatları var. Burada birinci yılın miktarı var. Değil mi? İkinci yılın fiyatlarıyla birinci yılın miktarı. Burada da ikinci yılın fiyatlarıyla ikinci yılın miktarı var. Şu ikisi arasında da fark var yani. Değil mi? Bunları gördünüz mü? Şimdi reel, yani şunlar aslında reel oluyor. Neyi sabit tuttuğumuza bağlı olarak. Değil mi? Bunlar reel hesaplamalı oluyor. Şimdi buradan hareketle şöyle bir şey diyoruz. Reel ve nominal gayri safi yurt içi hasılanın karşılaştırılması hem reel hasılanın parantez içinde üretim hasılar gelir demek. Arapçası hasıla ifade edeceğiz gelir. Nasıl değiştiğini hem de genel fiyat düzeyinde nasıl değişiklik olduğunu gösterir. Şimdi buradan yeni bir tanımlamaya geldik. Bir yeni tanımlamanın adı C. Gayri safi yurt içi hasılası deflatörü. Tamam mı? Buna ne diyoruz? Gayri safi yurt içi hasılası deflatörü. Yeni bir tanımlama. Bu tanımlama da genel fiyat düzeyinin bir ölçüsü yok. Ve bunu nasıl tanımlamışız? Nominal gayri safi yurt içi hasılayı reel gayri safi yurt içi hasılaya bölüp yüzle çarpıyoruz. Ne yapıyoruz? Şimdi bunlar tanımlama olduğu için tanımlamaları ezberleyeceksin. Bunu ezberleyeceğiniz soru çıktığında bunu ezberleyeceğiniz. Ha, şimdi örneğimize bakalım. Şimdi bakın, ikinci yıl için gayri safi yurt içi hasılası deflatörünü hesaplayalım demişiz. Değil mi? Burada ikinci yılın gayri safi yurt içi hasılası, ikinci yılın reel gayri safi yurt içi hasılası çarpı 100 demiş. Bakın 19-20, 15-10 var değil mi? Bir önceki tabloya geri gidelim. 15-10. Nereden geldiğini iyi takip edin. Tamam mı? Bu tabloyu yaptık ya. 19-20 ve 15-10'u gördünüz mü? Gördünüz mü? Burada bakın. 2-2. Değil mi? Burada da 2-2. Yani ürünler bir ikiler. Ama fiyatlar değişik değil mi? Evet. Buradan yaptık. Şimdi buradan yaptık. Şu bölgeyi yaptık sonra 100 ile çarptık. 127.15 çıkmış. Bu 127.15 neymiş bunun adı? Gayri safi yurt içi hasılası deflatörünü hesapladık. Değil mi? Nasıl hesaplandığını gördünüz mü? He? Sorumuz var mı? Anladın mı? Şurada tanımlamayı yaptık. Şimdi gayri safi yurt içi hasılası ikinci yılda ikinci yılın nominali bu. Bu da ikinci yılın reeli. Tamam mı? Nominal bu da reel. Şimdi geri tabloya gittiğimde yani şu 19-20 nominaldi. Ama şu aradakiler reeldi yani. Şu da reeliydi.
değil mi? Yani tanımlamaya göre hangi rakamları aldığımızı buradan anlıyoruz. Sonra geldik o rakamları burada formülde yerine koydum. 19, 20, 15. Sonra 100 ile çarptım. 127.15 çıktı. Tamam mı? Bunu buna bölünce 19, 20 bölü 15, 10 çarpı 100 yaparsınız. Şu rakamı bulacaksınız. Tamam mı? Bu hesaplama. Formüle göre hesap. Ve bunun da adı gayri safi yurt dışı hasılası deflatör. Anlaştık mı? Şimdi gayri safi milli hasılası tanımına geldik. Şimdi yurt içinde X kap çıkıyor. Milli yok. İyi yok artık. Milli yok. Burada bir tanımlama daha yapıyorum. Üretimin nerede yapıldığına bakılmaksızın bir ülke vatandaşlarının sahip olduğu üretim faktörleri tarafından belli bir dönemde üretilmiş bütün yayın malları. Hani ilk tanımlamamızda demiştik yani Türkiye'ye örnek alalım. Türkiye'de üretilen bütün mal ve hizmetlerin nihai değerlerine bakmıştık. Ama Türkiye'de üretilen mal ve hizmetler içerisinde Türkiye'de yabancıların, yabancı şirketlerin ürettiği mal ve hizmetler de var. Yani yabancı şirketler Türkiye'de yapmışlar mal ve hizmet üretiyorlar. Onlar da var değil mi? Halbuki buradaki tanımlamada biz ülke vatandaşlarının sahip olduğu üretim faktörlerinden belli bir vatandaşlar diyor. O zaman burada bizim yabancıları çıkartmamız lazım. Neymiş? Sadece Türklerin, yani TC vatandaşı olanların yaptıkları üretim ve şeyleri tanımlamamız lazım. Ama bir de şu var, nerede yapıldığı da önemli değil. Yani Türkiye'de yapıldığı da önemli değil. Eğer bizim vatandaşımız yurt dışında fabrika açıp orada ürettiyse onları da dahil ediyoruz. Yabancıları yani ülkemizdeki yabancıları çıkartıyoruz. Bir de bizim vatandaşlarımızın yurt dışında yaptıklarını dahil ediyoruz bu tarafa. O zaman ona biz milli diyoruz. Değil mi? Yabancılardan arındırdık çünkü. Değil mi? Biz nerede üretim yaparsak yapalım. Yabancıları da attık. Dünyanın neresinde yaparsak yapalım bunları. Değil mi? O zaman adı milli oldu. Anlaşıldı mı? Milli nereden geldiğini anladım. Burada bir tanım. Bu tanımları ezberlemekten başka çaremiz yok. Şimdi bu gayri safi milli hasılayı tanımlarken şuna artı net faktör gelirleri demişiz. Bu net faktör gelirleri biraz tanımını açmışım ama bu detaylara burada fazla girmeyeceğim. Şu net faktör gelirleri işte yurt dışındaki Türk firmalarının Türkiye'nin faktörlerinden elde ettikleri gelir. Şunu artı olarak koyuyoruz. Şunu da eksi olarak koyuyoruz. Türkiye'nin yabancı firmaların parantezinde yabancı üretim faktörlerinden elde ettikleri kazanç. Yani şunu artı bunu da eksi olarak koyduğumuzda bunun adı net faktör geliri oluyor. Sonra bununla topladığımızda gayri safi milli hasılası oluyor. Yani nasıl hesaplandığının yöntemini burada göstermişiz. Tamam, bu detaylara fazla girmeden şunu anlamaya çalışalım. Şimdi bakın buradan hareketle önce şunu bir tanımladık. Sonra milliyi tanımladık. Daha alt kategorilere gidiyoruz bu tabloda. Alt kategorilere giderken bir alt kategori gayri safi milli hasılalar dedik. Burada amortismanları çıkardık. Amortisman nedir? Bir malın yıpranma payı. Değil mi? Hani amortisman. İşte bu bina eskiyor, arabanız eskiyor değil mi? Hani yıpranma payı. Belli bir zaman sonra artık hiç kullanılmaz hale geliyor, ölüyor. Hani arabayı çok güzel atmıyorsunuz, kullanamıyorsunuz, çok ağırlar çıkartıyor değil mi? Ama bu amortismanları çıkartıyorsunuz. O zaman amortismanları çıkarttığınızda şunu elde ediyorsunuz. Sonra bunun içinden dolaylı vergileri çıkartıyorsunuz. Buna iki nokta demek lazım. Eksi değil bu, tamam mı? Eksi işareti değil. Parantez içinde veya sübvansiyon diyebilirsiniz. Dolaylı vergiler. Dolaylı vergilerden neyi kastediyoruz? Mesela benim gelirimden alınan vergi, kazancımdan alınan vergi doğrudan vergidir. Çünkü kazancımın üzerinden doğrudan alınır. Ama dolaylı vergi, mesela ben benzin aldım. Benzinin içinde vergi de var. Dolaylı yönünden ödenir. Hükümette doğru, hani aldığın benzin içinde ÖTV, KDV gibi şeyler var ya, onlar dolaylı vergi. Anlaşıldı mı? Ama gelirinden doğrudan, ücret maaşından vergi kesiliyor mesela, o doğrudan vergi. Ama benzin aldığınızda gene vergi veriyorum, değil mi? Çünkü benzinin fiyatının içinde vergi de var. Veya sigara aldığınızda, sigara içiyoruz mu çoğunuz? Vergi ödüyorsunuz, değil mi? Dolaylı vergi veriyorsunuz, değil mi sigara şey yaptığınızda? Onları çıkarttığımız vakit şuraya geliyoruz.
safi değil de milli oluyor. Sonra bu milli gelirden dağıtılmayan karları çıkartıyoruz. Sigorta primlerini ve kurumlar vergisini çıkartıyoruz. Transfer harcamalarını ekliyoruz. Transfer harcamalarını açıklamış olmayı, karşılığını beklemeden devletin yaptığı ödemeler demiştik değil mi? Ama şunlar neymiş? Dağıtılmayan karlar. Dağıtılmayan karlar, hani şirketler mesela hani Türkcell gibi diyelim, örnek verelim mesela. Kar yaptılar. Ama Türkcell'in hani hisse senetleri var. Dolayısıyla hisse senedi sahibi hissedarları yani Türkcell'in. Ama şirket kar yapıyor. Dolayısıyla hisse sahiplerine o yaptığı kardan düşen payı vermesi lazım diyelim Türkcell'in. Ama Türkcell yönetim kurulu toplantı yapıyor, karar alıyor. İşte bu sene diyor, hisse başına diyor ben diyor 2 dolar kar yaptım hisse başına. Ama diyor ben bu 2 dolar karı hisse sahiplerine vermeyeceğim 2 dolarları. Ne yapacağım? 2 doları 1 dolarını vereceğim, 1 dolarını tutacağım. Yani 1 dolarını bana veriyor, 1 dolarını dağıtmıyor. O zaman ne oldu şimdi? Neden tutuyor? Türkcell, ben diyor bu karları dağıtmıyorum, tutuyorum çünkü ben bununla yatırım yapacağım diyor. Yeni fiber networklar kuracağım, ağlar yatırım amaçlı tutuyor. Yani yapılan her kar hissedarlara dağıtılmıyor. Bir kısmı şirket yatırım yapmak için tutuyor. O dağıtılmamış kar bu. Tamam mı? Sigorta primleri. Sigorta primlerinden neyi kastediyoruz? İşte hani işte bizim maaşlarımızdan kesilen sigorta primleri var değil mi? SGK'ya kesilen, işverenin katkısı var sigorta primi olarak onlar. Değil mi? Başka türlü sigorta primleri, hayat sigortası, bilmem ne sigortası, şunlar bunlar, bunlar oraya giriyor. Sonra bir de şirketler tabii kurumlar vergisi ödüyor. Biz bireyler olarak maaşlarımızdan gelir vergisi ödüyoruz. Şirketler de karlarından kurum vergisi ödüyor. Değil mi? Kurumsal vergi diyor. Onları çıkartıyoruz. Transfer harcamalarını zaten kaldı. Bu işlemleri yaparsanız, şundan şunları çıkartıp şunu eklerseniz kişisel gelir ortaya çıkıyor. Neymiş? Kişisel gelir. Ha, şurada dolaylı vergiler vardı, şimdi dolaysız vergiler var burada. Hani gelirden alınan, kazançtan alınan vergiler gibi. Dolaysız vergileri de çıkartırsanız o zaman harcanabilir kişisel gelir elde ediyoruz. Neymiş bu? Harcanabilir kişisel gelir. Yani ben mesela kazanıyorum. Diyelim ki ben 10 bin lira maaş alıyorum, kazanıyorum. İşte ben bu 10 bin lira maaştan işte sigorta primi kesiliyor benden. İşte hükümet vergisini alıyor. Başka da bir şeyler oluyor işte. Hani kesintiler yapıyor maaşımdan, cebime gelen, elime geçen 10 bin lira bir bakıyor ki 7 bin lira kalmış, değil mi? Bu benim 7 bin lira cebimde kaldı, 10 bin lira maaşım benim bürüt maaşım. Net maaşım kaç? 7 bin lira, değil mi verdiğim örnek? O zaman bu 7 bin lira benim neyim olmuş oluyor? Harcanabilir gelirim oluyor. Tabii ben bu harcanabilir gelirimi nereye harcayacağım? Mal ve hizmetlere harcayacağım. O benim tüketimim olacak. Neymiş? Mal ve hizmetlere yaptığım harcama benim neyim olacak? Tüketim. Yani bu harcanabilir gelirimi ben ne yapacağım? Tüketim için harcayacağım. Değil mi? Tüketimim olacak. Tüketimin harfini burada yazmışım. C harfi. Tüketim. C. Şöyle C'yi yazalım. İngilizce consumption, tüketim demek. Tamam mı? Onun için C harfi kullanılmış burada. Anlaşıldı mı? Evet. Peki şimdi buraya bakıyorsunuz, yine burada S harfi var çocuklar. S harfi ne? Kim dedi tasarruf? Üçüncü kez alırım hocam. S harfi. Tasarruf. Evet. Üçüncü kez mi? İnşallah bu sefer geçeceksin Aleyna. İnşallah. Evet, S harfi. S harfinin de açılımını yapalım. İngilizcesinin açılımını yapalım. Saving. Tasarruf. Yani şimdi biz harcanabilir gelirim benim 7 bin liraydı değil mi? Ben onun 5 bin lirasını harcarsam o benim tüketimim. Ama 2 bin lirasını harcamadım. Tasarruf yaptım. Tasarruf yaptım. Parayı, 2 bin lirayı ben ne yapabilirim? Hani yastık altında saklayabilirim. Yatağın altında saklayabilirim. Bir yere saklayabilirim. Veyahut da 2000 lirayı götürüp bankaya veririm. Bankada bir tane tasarruf hesabı açarım. Tasarruf hesabında saklayabilirim. Değil mi? Öyle değil mi? Tasarruf hesabında ne yapabilirim? İşte tasarruf hesabında saklarsam bankadan faiz verecek.
Hep faiz geliyor. İstersen tasarruf hesabını saklamam da bankaya da güvenmiyorum ben. Ne yapayım? Lastik altına bir hırsız gelirse ne olacak bana? Ne yapayım? Ya gideyim altın alayım. Altına ya. Gideyim böyle çeyrek altınlar alayım. Altını alıp altına çevirip parayı tasarrufumu. 2000 liraya altın alıyorum. Sonra altını evde saklarsan gene bir sıkıntı var hırsız girerse diye. Belki hani gidelim bankada bir tane kasa kiralıyorsun diye. Kasa kiralıyorum. Altına alıp kasaya koyup saklarım yani. Değil mi? Ya çeşitli yöntemleri var şimdi saklamanın. Öyle değil mi? Ha şimdi o zaman ne olur? Harcanabilir gelir de tasarruflar artı tüketime eşitmiş. Değil mi? Yani harcamadığı kısım tasarruf, harcadığı kısım da tüketim oluyor. İkisinin toplamı da harcanabilir gelir oluyor. Bakalım saate bakayım. Evet saatimiz. Şimdi burada şurayı söyleyip bitireceğim. 3 tane yöntem ve gayri makul şahıslarının elde edilmesi var. Üretim yöntemi, gelir yöntemi, harcama yöntemi. 3 yöntem. Şimdi ben bu 3 yöntemi bir dahaki dersinizde tartışacağım.